var ama saat 1 olmuş. Biz şimdi havalimanına Glebre taksi çağırdık, onu bekliyoruz. Hava aşırı sıcak ve gelirken yolda hani üşümemek için kalın giyindik. Şu an biraz fenalık geçiriyoruz. Şimdi Glebre'den ayarladığımız taksiyi iptal ettik. Çünkü havalimanının tam bulunduğu yere taksiler giremiyormuş. Yürümek gerekiyordu. Bir tane çocuk geldi yanımıza, o da 800 bahta sizi götürürüz dedi. Yani yorumlarda buluşalım, kazıklandık mı? Kazıklanmadık. Ama şey, havalimanı içinde 1200 falan dediler bu arada. O yüzden çok mantıksız gelmedi bize. Glebdek de o tip bir fiyattı. Hayırlısı. Şimdi yoldayız ve çok keyifli bir yolculuk bence. Nasıl Diloş? Rahatım valla. O uçaktan sonra çok rahatım. Dilara biraz bronzlaşınca rahatlayacaktır diye. Hayır asla. Bronzlaşmayacağım asla. Evet, şimdi James Bond Adası için tur aldık. Sevgili eşim ve Yasin, muhteşem pazarlık uzmanı Yasin. Tabii bilmiyorum, pazarlık yani ne kadar düdüklendiğimiz hakkında çok bir bilgim yok ama daha az düdüklendik. Şöyle tur detaylarını göstereyim. Şöyle burada önce şurada yürüme alanı var. Şurada bir yürüme önce alanı Panak var Island. Panak Adası'nda. Sonra oradan önce buraya geleceğiz, Panye Island adasına. Burada kano var. Kano da bu fiyatın içerisinde. Sonra burada Hong Island'a geleceğiz. Hani buralarda gezme var. Şu island'da da ne burası? Yemek. Orası için. Yemek için. Yemek için buraya geleceğiz. Ve James Bond var. En sonunda şöyle biraz free bir zamanımız olacak. Yüzme falan gibi. Hı-hı. En sonunda da otele bırakıyorlar. Sabah da zaten 7.30'da otelde alıyorlar. Akşam 6'ya kadar bu program devam ediyor. Evet. Hepsini ilk önce 3800 dedi. Daha sonrasında düşe düşe artık 1500 bahta kadar düştü. Otelden alıp otele bırakıyorlar. Yemeğini veriyor öğlen. Bir de soft drink veriyor. Speedboat'la götürüyorlar. Böyle bir şey. Bakalım nasıl, memnun kalacak mıyız, göreceğiz. Şimdi az önce turu aldığımız AVM'deyiz. Aslında buraya ilk başta hat almak için gelmiştik. Çünkü normalde bu 7-Eleven'lerde falan satılan hatların paketleri bayağı pahalı. Hatta geri dönersek ben şimdi o paketi de böyle sağ üstte yapıştırırım. Bizim aldığımız, biz 4 hafta burada, yani 5 hafta kalacağımız için en fazla 4 haftalık paket var zaten, onu alabiliyoruz. Ve paket hat için 50 baht, yani yaklaşık hani 28 TL falan hata alırken ödüyorsunuz. Biz paket olarak da 90 GB interneti olan, 15 megabit'e kadar internet hızı yükselen bir paket aldık. Bunda ücret 300 baht. O da yaklaşık yani 180 TL gibi bir şey. Bayağı uygun yani Türkiye'ye falan kıyasladığımızda bile 4 haftalık hat olmasına rağmen. Berkeciğim, biraz küçük bir su almış gibisin. Evet, şimdi Kovran Temple'a geldik. Buralarda böyle yerler var. İnsanlar hediye olarak bir şeyler bırakıyormuş. Mesela böyle içecekler gibi. İnandıkları kişilere hediye olarak görülüyormuş. O yüzden çok fazla dükkan önünde falan karşımıza çıkıyorlar bu tip şeyler. Şöyle yukarı doğru çıkacağız. Orası da tapınağın iç kısmı. Üstteki sureyi okuyunca insanın kariyerinde başarılı olacağını. Başka bir şey diyor mu benim gözümden kaçan? Evet, insanlar seni daha çok sevecek ve kariyerinde daha çok başarılı olacaksın diyor. Şu gördüğünüz fantalar, kolalar, işte sular falan da bunlara adak olarak bırakılıyor. Genelde böyle zaten ucuzlarını falan, dandik olanları, pek tüketilmeyenleri bırakıyorlar. Böyle de bir çakallıklar var. Yani bilginiz olsun. Hadi bir çıkalım yukarı o zaman. Bakalım ne varmış. Thank you.
Türkiye'deki her kafeden tam konuşuyorduk. Sonra baktık ki çok yakınız ve önden geçiyoruz. Açık olduğunu fark edince uğrayalım dedik. Şimdi onun içine gireceğiz. Karon Beach'e geldik. Deniz çok güzel gözüküyor. Birazcık yüzeceğiz şimdi. Bugünün hedefi olarak da şimdi burada bir tane artık Hindistan cevizi yeme isteğim söz konusu. Hadi bakalım etrafa bakalım. Plajda kokonat aldık. Kadının nasıl kestiğini Instagram'da paylaştım. Buraya bir videom yok ama şimdi ben de ilk defa tadına bakacağım. Heyecanlı gibi bakıyorum. Düşündüğüm kadar tatlı değilmiş ama lezzetli gibi de. Bir de şuradan kokonatın tadına bakalım. Çok güzel. Şimdi yol kenarında filleri gördük durduk. Burada yazıyor gördüğünüz gibi fillerle ilgili işletme. Onları beslemek de 100 bahtmış. Kıyamam burada duruyorlar işte bağlılar isteyenler üstüne oturuyor falan muhtemelen. Ama çok güzeller. Bilmiyorum bu sarılar ne anlama geliyor? Yaşlılık mı yoksa herhangi bir zarar mı gördüler ya da yıprandılar mı bilmiyorum. Çok üzücü yani böyle duruyor tabii. Sanıyorum görevler. Aa orada daha büyük filler de var. Bu arada şimdi fark ettim. Bunlar biraz hareketli gibi duruyor. Böyle duruyorlar. Bunlar işte Afrika ve Asya filleri değişiyordu şu an. Ay korktum. Avustralya'daki müzeden hatırlıyorum da sanıyorum zaten Asya filleri bunlar. Daha küçükler o yüzden. Afrika filleri bir tık daha büyük oluyor diye biliyorum. Aa 40 yaşındaymış bu arada. 40 gösterdi. Evet 40 yaşındaymış. Other one? Ah, so he is the oldest one? Yeah. And the youngest one? 19 years old. 19? Yeah, 19. Okay. Daha büyük gözükmesine rağmen oradaki fil 19 yaşında daha küçükmüş ve bu 40, o da 50 yaşında. Kıyamam ya. O yüzden demek ki böyle kulakların uçları falan yıpranmış durumda. Pazarlık olarak ne yaptın? Pazarlık olarak 9 bahttan kapı açıldı. Fazla indirim yaptıramadık 900 bahttan. Trekking 30 dakika safari. 100 bahtlık şeyi bedava veriyorlar. Yeme içirme filleri yedirmek için. Şey daha pahalı bu arada. Hayvanlara banyo yaptırmak 1200 baht. Ya hayvanlar üzerinden yapılan her türlü ticarete karşıyız o yüzden iyi akşamlar. Şimdi burada Pomodoro diye işte bir İtalyan pizza restoranı varmış yolumuzun üstünde. Puan yüksek de buraya gelelim dedik biraz garanti olsun. Pek de kimse yok ama yani güzel bir yere benziyor. Şöyle oturalım bakalım. Evet şimdi klasik her zaman gibi bir margarita söyledik ve bir makarna ikilisi. İlk margarita geldi çok da güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl? Evet şimdi seafoodlu makarnamız geldi. O zaman bir köy. Pizzayı seafoodlu makarnaya batıraştık mı? Afiyet olsun. Evet şimdi makarnamız belki yaşıyor nasıl ya görse. Neyse makarnamızı ve pizzamızı yedik bu arada. Bayağı porsiyon olarak da hem doyuruculardı. Hem zaten kimse olmadığı için hızlı servis edildi hem de lezzetliydiler. O yüzden bizim
Pomodoro restoranda puanımız kaç, belki 8 var bence. 7 mi? 8. Yani bütün... Yok, wow değil. Lezzete 8 değil zaten. Lezzeti 6,5 gibi. Ama bütün etkenlerle beraber hız, servis, ilgi bilmem ne, yeri, ferahlığı falan 8 ortalamasına sahip diyebiliriz. Bana genelde Alman mısın falan diyorlar ama herhalde senin tipinden öyle şey oldu. Bana da Japon musun diyorlar da. Sana Japon musun mu? Tamam, benden kaynaklı. Burnu, Japonların burnu öyle mi oluyor? Evet, Big Buda'ya geldik. Şimdi bu istikamette gideceğiz. Hem Big Buda'yı göreceğiz, hem yanında bir tane de altın nam var. Ondan sonra manzarayı göreceğiz. Hemen hemen bütün Phuket ayağımızın altında olacak buradan. Bir de burada çok fazla maymun var. Özellikle gün batımında da şeye çok geliyorlar, basamakların olduğu yere. Şimdi çıkarken göstereceğim orayı. Bu alçaktan uçan böcekler oluyor. Onları yakalayıp yiyorlar. En son hatırladığım kadarıyla öyleydi. Yine yakalarsak tabii görürüz. Evet. Big Buda'nın neredeyse yanına kadar geldik. Olmadı ya. Abi sen daha geldin. Başka da geldi. Maymunlar geldi ama bizde bir şey yok. Korkuyorum, hafiften kötü bakıyorlar. Patong'da Tayland gecelerinin nabzını tutmaya geldik. Bakalım bu Patong'da geceleri hayat nasıl akıyormuş. Burada bir tane Walking Street var. Akşamlar orası böyle insanlarla dolu oluyormuş. Zaten birazdan oralarda çekim yapacağım. Göreceğiz bakalım neler var. Ne diyorsun Dilara? Adam bana çarpıyordu, bilmiyorum, güzelliğimden etkilendi. Daha hemen iner inmez etkileneceklerini zannetmemiştim ama olsun, ne yapalım. Evet, Dilara'nın fark ettiyseniz kırmızı rüzgüyle Tayland gecelerinde pek dikkat çekici durumda. Belki annemin dediği gibi burada gönlünün sultanıyla karşılaş. Büşra. Hadi ezallah. Özlem teyze, seni çok seviyorum. Otelimize döndük. Güzel bir akşamdı. Artık dünü yoldan geldiğimiz için saymazsak bugün kocaman bir gezi günüydü. Artık yatma vakti. Günaydın. Biz şimdi mesai yapacağız. Bugün bildiğiniz üzere dün ufak bahsetmiştim. Bu kadar gezmek için çalışmak zorundayız. Neyse. Sabahleyin
biraz geç kalktık. Dün yorulmuşuz. O yüzden de hızlıca markete gidip bir şeyler aldık. Şimdi odada kahvaltımızı yapıyoruz. Birazdan da mesaimiz başlayacak. Şimdi normalde saat burada şu an 12. İşte Türkiye saatiyle 8 gibi oluyor. Hepimizin mesaisinde bir saat var. Güzel süslenmişsin ya, işe yarar. Hello hello. Biz şimdi gün boyu çalıştığımız için bugün ilk defa dışarı çıktık Dilara'yla. Belki ile Yasin daha önce yemek yediler çünkü onların vakti oldu, bizim olmadı. Öğle yemeği arası bile vermedik, çok açız. Yakınlarda bir yere geldik. Burası bayağı lokal. Garsonla anlaşamadık çünkü İngilizce bilmiyor. Çok az diyor ama az da değil. Böyle çok şey, tatlış bir yer. Yemek seçmek zor her zamanki gibi. Ne geldi Dilara'cığım? Anlat. Buz geldi. Şundan koyacak mıyız? Gerçekten düşünüyorum bu arada. Duygularım çok değişik. Bir şey sipariş veremedik. Ah, yemeğimiz mi geliyor? Pardon, heyecanlanmıştım. İnsanlar İngilizce bilmiyor burada burası. O yüzden bilmiyorum ne yapacağız. Restoran numarası çekiyor. Aynen, lazım olur kanki. Bilmiyorum kanka, baksana şuraya. Şunu söyleyek o zaman, bir şey olmaz. Şimdi size müthiş bir şey anlatacağım. Adamla anlaşabilmek için İngilizcesi çok az olduğundan dolayı şu şekilde çeviri açtım. Müthiş çevirilerle anlaştık çocukla. Bak şuradaki çocuk. Dilara çekiyormuş gibi yapıyorum. Beni tutuklayacaklar en sonunda. En sonunda anlaştık. Umarım siparişlerimiz doğru gelir. Sence gelir mi? Sipariş doğru geleceğinden eminim ama bizim yiyebileceğimizden emin değilim valla. Hele yine gittik şey söyledik, o yine aynı. Pilav. Neyse, Tom Yun deneyeceğim için çok heyecanlıyım ama. Kesinlikle çok heyecanlıyım. Şundan yükseğim ya. Tamam, söyleyelim. Ama bunun yanında French fries yok herhalde. Var var, yazıyor bak. Güvenin var mı? Söyleriz. Burası küçük esnaf. Dostluk. Şimdi arkadaşlar, bu seafood Tom Yum geldi. Bu çok güzel tane tane memleketimin pilavı geldi. Bu geldi, adam içinde tavuk var diyor ama bizce sanki bacon var gibi geldi. Biz bunu yemeyeceğiz. Hepsi onların tavukmuş. İşte tavuk sosis, tavuk salam falan filan. Ama bizim midemiz bunu kaldırmadı. Yemeyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Tom Yum'u ben çektim. Evet, az önce çektim. Tom Yum'u deniyorum. Hazır mısınız? Şimdi önce Dilara denedi ve güzel olduğunu söylediği için rahatça denedim. Tadı güzel. Seafood'lu söyledik. İçinde acayip seafood'lar var. Ananas herhalde. Bilmiyorum. Bakacağım. Şimdi çok ilginç bir şeyin tadına bakıyorum. Herkesin huzurunda. Arkaya gerilim müziği koyayım buraya. Bak. Ne o? Kalamar gibi bir şey. Yani öyle bir şey yani. Güzel ama. Ama ben bunun suyunu çok seviyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Pilavın tadına bakıyorum. Annemin pilavına benzemez ama. Müthiş tuzsuz depo bir pilav. Çok güzel. Aradığım sadelikte. Şimdi patates kızartmasını bekliyoruz. Evet, Dilara Can tam bir Türk usulü yaptı, size göstereceğim. Çorbanın suyunu pilava döktü ve iyi. Hay Allah. Bunu temizlememişler. Neyi? Bunun bir şeyleri var dışında. Kabuğudur ya. En son karides ve patates kızartması söyledik ve yine pilav söyledik. Çünkü bizi en iyi doyuran şey pilav. Bakın Dilara çok mutlu. Ben çok mutluyum. Coca-Cola reklamı eşliğinde. Hem de sanki tarih eser Coca-Cola gibi. Evet, şimdi restorandan çıktık. O yediğimiz şeylerin hepsini, o yemediğimiz pilav da dahil, bir de kola, toplamda 510 baht ödedik. Yani yaklaşık 300 lira gibi bir şey. İki kişi toplam. Yani normal. Eskiden burası çok ucuz oluyormuş tabii Türkler için ama paradaki değer kaybından sonra yarı yarıya. Yani şöyle gibi, hani 100 baht işte 60 lira oluyor gibi düşünebilirsiniz. Şu anki durum bu. 2023 Nisan gibi düşünebilirsiniz. Paranın durumu bu. İleride izlersek, dönüp baktığımızda karşılaştırma yaparız. Şimdi biz 7-Eleven'e gidiyoruz tabii ki. Günde 12 kere falan yaptığımız gibi. 7-Eleven bu arada buranın çok büyük zincirlerinden, kaliteli olan zincirlerinden. Bir de Family Mart var, o bir tık daha bundan ucuz kalıyormuş. Biz genelde otele çok yakın diye 7-Eleven'a gidiyoruz. Şimdi bakalım beraber.